Mehdiyet konusu kesin bir gerçektir. Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin gelişi en güvenilir İslami kaynaklarda yer alan sahih hadislerle çok detaylı olarak anlatılmıştır. Kur'an'dan sonra İslam alimlerince dinin en güvenilir ikinci kaynağı olarak belirtilen ve en sağlam belgelere sahip sahih hadislerin seçilmiş olduğu Sahih-i Buhari'nin 4. cildinin 1758. 5. cildinin 2294. 7. cildinin 3263 ve 64. ve 15. cildinin 6971. sayfalarındaki hadislerde, Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin gelişinin kesin olduğu haber verilmektedir. Yine, Sahih-i Buhari gibi, en güvenilir 6 hadis kitabından biri olan Sahih-i Müslim adlı eserin, 1. cildinin 208 ve 209. sayfalarında da, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişinin kesin olduğu anlatılır. Hz. Mehdi'nin de Hz. İsa ile buluşup birlikte namaz kılacakları belirtilir. Aynı şekilde, Hanefi mezhebinin kurucusu, Büyük İslam alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, Müsnet adlı eserinin 572. sayfasında da, bu konuyla ilgili hadislere yer verilmiştir. Sahih-i Buhari. Büyük hadis imamı Ebu Abdullah Muhammed el-Buhari'nin, yalnızca çok sağlam, belgeli sahih hadisleri topladığı en güvenilir olarak kabul edilen hadis kitabı. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu tarafından, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güvenilir dini kaynak kabul edilir. Kütüb-i Sitte adı verilen en güvenilir 6 hadis kitabının birincisidir. Sahih-i Müslim. Ebu'l-Hüseyin Müslim bin Haccac Kuşeyri'nin sahih hadis kitabıdır. İmam Müslim, hadis alimlerinin en meşhurlarındandır. Hadislerini 300 bin hadis içinden seçmiştir. Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari'den sonraki en temel hadis kitabıdır. Bu iki temel kitap Sahihayn olarak adlandırılır. Kütüb-i Sitte adı verilen en güvenilir 6 hadis kitabı arasındadır. Müsnet. Müsnet, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin naklettiği hadislerin toplandığı eseridir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusudur. İçtihadlarında 4000'den fazla hadis kullanmıştır. İslam alimlerinin en büyüklerindendir.